Ülkemizin sınırları DAEŞ ve PKK-YPG teröristleri tarafından tehdit edilmeye başlandığında müttefiklerimizden hava savunma sistemleri istedik. Ne oldu biliyor musunuz? İlk etapta güvenlik meselesi. Tabii Türkiye'nin oturduğu bölgeye baktığımız zaman, coğrafik olarak komşularının durumuna baktığımız zaman son derece istikrarsız ve gerginliklerle aslında boğuşan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hani İran-Irak Savaşı 80'lerden başlayarak, daha sonra 1. ve 2. Irak Savaşları, ardından son dönemde özellikle Suriye İç Savaşı ile birlikte Türkiye'nin bu bölgede hava savunma sistemlerine ihtiyacının daha arttığı bir döneme girdiğini görüyoruz. Yani her ülkenin kendini savunma hakkı var. Kendimizi savunmaya çalışıyoruz biz. Başına vurumunu anlatmaya çalışıyorum. Ciddi bir hava ve füze savunma tehdidi karşısındayız. We are not living in a very peaceful region. We are at the front line of the NATO, actually facing all these challenges, conflicts, terrorism, irregular migration. Bize yeni hava savunma sistemleri verilmesi bir yana, mevcut sistemlerin çoğu da geri çekildi. Bunun üzerine biz bir yandan sınırlarımızdaki teröristleri etkisiz hale getirecek operasyonları yürütürken diğer yandan da alternatif hava savunma sistemleri arayışına girdi. Açılan ihalelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot hava savunma sistemleri ile fiyat farklılıkları, teknoloji transferi gibi kriterler karşılanamadığı için Türkiye Patriot'la bir sözleşme imzalayamamış idi ve zaten bir de burada Amerikan Kongresi'nin de bu satışa izin vermeme ihtimalinin yüksek olması Türkiye'yi doğrudan diğer yarışmacı Çin firmasının ürettiği hava savunma sistemlerine yöneltti ama o firmanın da hani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları listesinde olan bir firma olması, Türkiye'nin batıdan gelen talepler doğrultusunda da o ihaleyi iptal etmesine yol açmıştı. Ve son imkan olarak aslında S-400 füze sistemleri Türkiye'nin karşısına çıktı. 2016'da Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden düzeltilmesi sürecinde düşürülen uçak gerginliğinin ardından Türkiye böyle bir adım atarak Rusya ile S-400 anlaşmasını imzaladı. Tabii bu çerçeveye baktığımız zaman buradan yeni bir perspektif çıktığını da görüyoruz Türk-Rusya ilişkileri çerçevesinde. Buradan NATO'ya da, diğer müttefiklerimize de açıkça ifade ediyorum. Biz S-400'leri zaten aldık. Bu iş bitti. İmzalandı ve bitti. This is a done deal. It's a done deal. S-400 deal is a done deal. We cannot have an acknowledgement that Russia is our largest adversary at this time for certainly America and our alliance. Russia is trying to continue to probe ways to divide our alliance and to weaken NATO. S-400 anlaşması aslında bir başlangıç. Yani bilindiği üzere hava savunma sistemleri arasında S-400'lerin önemli bir yeri var ve Türkiye belki bunu kendi güvenliği için kullanabilecek ama önce şunun altını çizmek lazım. Türkiye bu silah sistemlerini NATO'nun mevcut sistemleriyle entegre olarak kullanamayacak. Ama bundan ötesi var aslında bu anlaşmadan. Çünkü Türkiye ile Rusya savunma sanayi işbirliği anlamında yeni bir döneme girildiğinin aslında işaretini veriyorlar. Rusya Federasyonu bunu bize hakikaten çok uygun şartlarda vermiştir. Ve S-400'den sonra bir de S-500 söz konusu. S-500'de de yine bir ortak üretim söz konusu olacak. S-400'de de bir ortak üretim söz konusu olacak. S-400 aslında Türkiye ile Rusya arasında uzun vadeli bir işbirliğinin başlangıcı olarak görülüyor ve bu çerçevede değerlendirildiği zaman da zaten batıdaki ülkeler açısından bir kaygı noktasını oluşturuyor. Turkey must choose.
Does it want to remain a critical partner of the most successful military alliance in the history of the world? Or does it want to risk the security of that partnership by making reckless decisions that undermine our alliance? Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıkmasının birden fazla sebebi var. Yani öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ilişkilere bakmak lazım. Hani Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri etkilediği, manipüle ettiği ile ilgili çıkan iddialar, bunun paralelinde NATO ile Rusya arasında son dönemde giderek gerginleşen ilişkiler, Kırım'ın ilhakının ardından bütün Batı blokunun Rusya'ya karşı bir pozisyon almış olması, tabii Türkiye gibi NATO'nun önde gelen bir ülkesinin şimdi Rusya ile böyle bir anlaşma imzalaması hani Batı'da ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kaygı meselesi olarak görülüyor. İkinci bir unsur şunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile son derece uzun bir işbirliği ve ilişki içerisinde ve Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman savunma sanayinde önemli bir pazarı oldu. Dolayısıyla acaba bu ilişki sona mı eriyor? Türkiye'nin Patriot'lar yerine S-400'leri tercih etmiş olmasının Amerika savunma sanayi çevrelerinde de ciddi bir soru işaretini yarattığını biliyoruz. Üçüncü bir boyutta tabii bu silah sistemlerinin NATO'ya entegre edilemeyecek olması ve Türkiye'nin NATO'dan kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde yani daha entegre bir hava savunma sistemine yönelik adım atacağına NATO'dan bağımsız bir şekilde kullanacağı bir silah sistemine kavuşmuş olması. Daha önce aynı sistemin bir alt sürümünü satın alan ülkeler Yunanistan, Slovakya, Bulgaristan bunlara ses çıkarmayanlar nasıl oluyor da Türkiye'ye ses çıkarıyorlar? Diğer Baltık ülkelerini Patriotlarla sıkı sıkıya güvence altına alanlar iş Türkiye'ye gelince farklı tavır sergiliyorlar. Kusura bakmasınlar, Türkiye bu noktada adım atacağı zaman bunu birilerine sorarak kararını vermeyecek. Milletiyle konuşarak bunların kararını verecektir. Beşinci jenerasyon olarak adı verilen F-35 savaş uçakları projesi var ve Türkiye bu projenin içerisinde bir ortak ülke ve üretici ülke olarak yer alıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dönük eleştirisinde şu var. Rusya'nın üretmiş olduğu S-400'ler aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu F-35'lere karşı programlandı. Dolayısıyla Türkiye'nin hem S-400'leri satın alıp konuşlandırması hem F-35'lerin bir parçası olarak onları konuşlandırması bir teknik bir sıkıntı yaratacak. Bu sıkıntının merkezinde de aynı coğrafyada konuşlanacak F-35'lerin hareketlerinin ve ona ait bir takım teknolojik altyapının ve bilgisayar donanımlarının ve alt yazılımlarının Rusya'nın eline geçebileceği kaygısı. Bunu Türk tarafına kuvvetli şekilde Amerika Birleşik Devletleri iletti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu eleştirilerine Türkiye'nin de yanıtı vardı. Secretary General of NATO made it very clear that any ally can buy any system from any country. Period. And what is the claim of the United States that this S-400 can pose threat to F-35s or other NATO systems? First of all, this system will be fully under our control and it will not be integrated to NATO systems. We propose Americans and NATO to establish a joint working group of experts and those experts can make the assessment and they should share their findings with us with regards to the claims of our ally United States. Very, very simple. Bu açıdan şu anda bu çözülebilmiş bir mesele değil. Amerika Birleşik Devletleri de çıkardığı yasalarla ki 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın içerisine konmuş önemli bir madde var. Türkiye S-400'leri satın alıp konuşlandırırsa F-35 programından çıkartılması, F-35'lerin teslim edilmemesiyle ilgili bir yasası var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yine hatırlanacağı üzere Haziran ayında bir önceki Savunma Bakanı Patrick Shanahan da Türkiye'ye
Türkiye'ye bir mektup göndererek 31 Temmuz'dan itibaren Türkiye'nin bu F-35 sürecinden uzaklaştırılacağı ve bundan sonraki süreçte de bu F-35'lerin üretiminde rol alan Türk savunma sanayi şirketlerinin yaptırıma uğrayacaklarıyla ilgili bir takım değerlendirmeleri ortaya koymuştu. Bu çerçeveden bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu net. We've clearly warned Turkey that its potential acquisition of the S-400 will result in a reassessment of Turkey's participation in the F-35 program and risk other potential future arm transfers to Turkey, as well as lead to potential sanctions under Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CATSA. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin 2017 Ağustos ayında geçirmiş olduğu bir yaptırım yasası var. Amerika Birleşik Devletleri hasımlarını yaptırım yoluyla tepki gösterilmesini içeren, kısaca adı CATSA olarak bilinen bir yaptırım dizisi. Ve burada aslında bu yaptırımlar Türkiye'yi değil, aslında Rusya'yı hedef alan yaptırımlar. Ama Rusya ile işbirliği yapan, Rusya'dan savunma sanayi veya başka alanlarında, stratejik alanlarda işbirliği yapan ülkelere ve onun kurumlarına ve kişilerine yaptırım getirmeyi öngörüyor. Bunun içerisinde 12 madde var ve Kongre'nin yönetimden istediği bu 12 maddeden 5 tanesini seçerek bu ülkeye, Türkiye'ye örneğin bu yaptırımları uygulamak. Birinci hedefte bu var. Bununla paralel tabii F-35'leri söyledik. F-35 hem Savunma Bakanı'nın gönderdiği mektupta var, hem de yeni çıkması beklenen ulusal savunma yetkilendirme yasası içerisinde olan bir maddeye dayanarak F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının da sonlandırılması yaptırımların ikinci ayağını oluşturuyor. Bir de üçüncü boyutu var ki bunda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı söylenen bir yaptırımlar dizisi olabileceği ki bunun içerisinde savunma sanayi şirketlerinin de zarar görebileceği, şu anda mevcut Türkiye'de hani özellikle Amerikalı havacılık şirketlerine teknik destek veren, onlara bakım hizmeti sağlayan bir takım şirketlerin de zarar görebileceğiyle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi tabii bunları sıraladık ama hani bir de bu işin diplomatik ayağı var. So it's a mess. It's a mess. And honestly, it's not really Erdogan's fault. So now we have breaking news. Donald Trump loves Turkey. He loves Turkey. Donald Trump is on the side of Turkey. Trump'ın bu açıklamasının sonrasında nasıl bir şekil alacağı ile ilgili herkesin soru işareti var. Dolayısıyla yaptırım olacağına ilişkin bir şüphe yok ama bu yaptırımların ölçüsü, şiddeti ve boyutuyla ilgili şu anda bir bilinmeyen bir ortamda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.